Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanar'dan, fuardan sesleniyoruz. Assos Antik Mermer firmasına konuk olduk. Firma kurucu ortaklarımızdan Sayın Adnan Çelebi ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Adnan Bey. Merhabalar Ayşe Hanım. Adnan Bey, burada fuarda bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Burada fuardayız, malum Siyanar'dayız. Siyanar deyince artık aklımıza dünya konuklarını ağırladığımız keyifli mekanlar geliyor. Ve burada da Assos Antik Mermer olarak bizlerlesiniz. Belirli amaçlarla katıldığınız fuara. İlk sorum, fuar nasıl gidiyor efendim? Efendim, İstanbul Fuarı Assos Antik Mermer için bir dönüm noktası oldu. Fuarın ilk açıldığı yıl itibariyle katılımcı olduk ve o günden bu yana katılıyoruz. İnanın İzmir çok daha yoğun geçmesine rağmen biz alıcı müşterilerimizi İstanbul'da bulduk. Dolayısıyla İstanbul Siyanar Fuarı ne kadar devam ederse Assos Antik Mermer de o kadar devam edecek demektir. Çünkü bizim için maddi değerinden ziyade aynı zamanda manevi değeri de oluşmaya başlamıştır. Ağırlıklı müşterilerimizi Siyanar'da bulduğumuz için çok mutluyuz. Süper. Ve memnunuz. O zaman ne yapıyoruz? Yönetime duyurulur diyoruz. Fuarların daha da büyüyerek bizlerle olmasını diliyoruz ilerleyen yıllarda. Ve tekrardan geliyorum Assos'a. Assos gerçekten mermer deyince çok keyifli çalışmaları bizlerle buluşturuyor. Antik mermer denmesinde özel bir tabii ki sebep var. Çünkü burada çok özel tasarımlarla, çok özel mozaik şekli, değil mi? Mozaik mi diyoruz bunlara? Doğrudur, mozaik diyoruz. Mozaiklerle mozaik bizlerlesiniz. Ben bunu tabii ki yaratıcısından dinlemek istiyorum. Kaç yılında doğdu bu güzel firma diyorum. Assos Antik Mermer 13 ortakla beraber 2004 yılında kuruldu. İlk faaliyetini 2004 Nisan ayında başlattı. Assos Antik Mermer sektöre girdikten itibaren takip edilen bir firma haline geldi. Assos Antik Mermer bu sene hangi modeli üretti? Sürekli takip edilen bir firma konumundayız ve bunu kalitemizle, yeni modellerimizle ve sürekli artan üretimimizle örnek bir şekilde devam ettiriyoruz. Süper. Çünkü öncelikle Balıkesir bir firmasısınız ve İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Kurulduğumuz yer Balıkesir. 175 kişiyle beraber, çalışmakla beraber sosyal bir de görev gördüğümüzü zannediyorum. Mahallelerde parça başına bizim adımıza iş yapan, dizgi yapan bayanlarla beraber toplam 350 kişilik bir aileyiz. Süpersiniz. Sosyal proje adı altında geliştirdiğiniz bu katkıdan dolayı da Türkiye adına sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Çünkü kadınlarımız gerçekten her şeyin üstesinden gelebiliyorlar, değil mi? Geliyorlar. Çok mutluyuz. Bu sayı giderek de artacaktır. İnşallah. Türkiye adına 300 küsur kişiden, 350 kişiden bahsettik ve bunu tabii ki Türkiye şartlarına çarpı 3 olarak düşünecek olursak 1000 küsur kişinin ekmek yediği bir tekne konumunda Assos Antik Mermer'e sonsuz teşekkürler ediyorum tekrardan. Burada tabii ki ürün yelpazemiz gerçekten çok fazla ve çalışan emekçi arkadaşlarımıza da nezdinizde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir ekip işi bu. Onların da emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Bunları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz ve ihracata yönelik çalışmalar hangi ülkelerle bizlerle buluşuyor? Biz açıkçası Assos olarak kurulduğumuz andan itibaren kaliteye önem verdik. Kalite kontrolü çift aşamalı yapılıyor. Paketlenmeden önce kalitemiz yapılır. Paketlenmeye hemen hazır bir hale geldikten sonra ikinci bir kalite kontrolünden geçeriz. İnsanlarla beraber çalışıyoruz. Hata mutlaka yapılıyor. Ama bu hata şu ana kadar bizim randevu alamadığımız firmaların bizlere tekrardan gelip üretim istemesinden görüyoruz ki Assos kalitesini düzgün yapıyor, Assos malını düzgün üretiyor ve sürekli büyüyen bir şekilde devam ediyor. Yani 10 yıl kolay kazanılmadı diyorsunuz ve gerçekten nice 10 yıllar diliyoruz biz de. Teşekkür ederiz. Dünyanın her tarafına mal satıyoruz demek istiyorum ama şu an sadece Kanada, Amerika ve Avrupa ülkelerinin tamamına satıyoruz. Önümüzdeki günlerde sürekli Çin'den mozaik alan firmalara inat,
Çin'e mozaik ihracatı yapacağız. Bununla ilgili nomineleri gönderdik. Asos Antik Mermer olarak 10 yılı aşkın süredir bizlerlesiniz. Ama Türkiye ve dünya çapında düşünecek olursam gerçekten lider firmalar arasındasınız. İnşallah bu liderlik uzun yıllar bizlerle olur. Ama hep aynı kaliteyle, aynı müşteri memnuniyetiyle birlikte. Ve ben tabii ki sormak istiyorum. Bu doğrultuda hedefler büyük olmalı diye düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedefler neler? İlk hedefimiz biraz önce söylediğim gibi Çin'e mozaik satmak. Dolayısıyla dünya ülkelerinin tamamına ürettiğimiz malları, yani bayanlarımızın el emeği, göz nurunun katmış olduğu bu mozaikleri dünyanın her tarafına pazarlamak istiyoruz. Hedefimiz budur. Şu an dünya markası sıfatını yakaladığımız dünyanın sadece belli kıtalarında geçerliyiz. Amerika'nın kuzeyinde ve Avrupa'nın tamamında. Biz Afrika, Asya'da da olmak istiyoruz. Peki efendim, bunların hedef kitlesi kimler? Yani iş yerleri, binalar, evler ya da ne bileyim oteller? Bunların hedef kitlesi hem turistik tesisler, oteller, hem iş yerleri, hem evler. Her yer. Canlının bulunduğu her yerde varız. Varız. Süper. Mozaiğin olduğu her yerde varız. Mutfaktan banyoya, evimizin salonundan antreye ve dediğiniz gibi o büyük otellerimizden diğer tüm çalışma noktalarına kadar her yerdeyiz. Gerek Türkiye'm, gerekse dünya olarak. Bizler bu verdiğiniz kaliteli hizmetin sevgili ekip uzman arkadaşlarla birlikte uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olmasını diliyoruz. Saygılar olsun. Teşekkürler, saygılar bizden efendim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Siyanar'dan, Fuar'dan, Asos Antik Mermer'den sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra artık antik mermer deyince adres ve marka belli olmuş diyoruz. Asos, söz, merkez stüdyolarında.